güzel arkadaşım 65 gün daha etse matematiğin 29. günü için yeniden toplandık geldik masanın başına. Elimize kalemleri aldık. Dizilerde tanımını anlattım. Dizilerin tanımıyla ilgili mantığıyla ilgili soru tiplerini çözdüm değil mi? Birinci gün bunu yaptık. Dizilerde ikinci gün dedik ki aritmetik diziyi öğrenelim. Aritmetik diziyle ilgili ne var ne yok bütün soru tiplerine baktık. O bitti. Hemen arkasından geometrik dizi dedik. Bu da bitti. Aslında dizi dediğim mevzu bunlardan ibaret. Şimdi yapacaklarımız üstüne ekstralar olacak. Dizilerle ilgili neler var? Ne tipte farklı tipte sorular var? Onlara bakacağız. Farklı diziler nelerdir? Bir de bildiğim map kitabında şöyle bak abartısız söylüyorum. Elimi bu kadar yaptım ya. Bu kadarla gösterilen bir bölüm var. Toplam formülü var. Bir de onu anlatacağım. Noktayı koyacağız. Dizileri bitireceğiz efendim. Diziler dedim neydi ki? Öyle korkulacak bir konumuz sandın sen onu. Değildi güzel arkadaşım. Elimizde kalemler. Önümüzde 65 gün daha matematik. 29. gün. Gelsin gitsin bitsin. Gönder. Olmadı. Gönder. Ha <laughs> şimdi oldu be. Allah Allah. Niye olmadı az önce ya? Çok ilginçti değil mi? Şimdi 65 günde ayet matematiğin dedim ki hocam 29. günündesin. Hani toplam sembolü dedim. Bak şimdi onu anlatacağım. Hiç korkma öyle korkulacak bir mevzusu yok o toplam sembolün bizim için. Tamam mı? Rahat rahat halledeceğiz. Arkasından geleceğiz. Farklı tipte diziler nelerdir? Hani aritmetik, geometrik anlattık. Üçgensel sayı dizisi var falan filan. Ondan bahsedeceğim. Bir de Fibonacci. Duymuşsundur illaki Sonra da soru avcısı gelecek tabii ki. Günün soru avcısı. Ve noktayı beraber koyacağız efendim. Ama sen öncesinde beğenirsen, yorum atarsan ne mutlu bana. Ne mutlu bize yani. Rehber matematiğe verdiğin destek. Şimdi öncelikle ne dedim? Toplam sembolü nedir? Toplam sembolü nedir? Ona bir bakalım. F, Z'den R'ye tanımlı. Tam sayılardan R sayılara tanımlı. F, K, A, K şeklindeki dizilerde. Diyeceğiz ki ya da fonksiyonda. R küçük eşit N olmak üzere. Tamam. R'de elemanıdır N, Z olmak üzere. Hocam hiçbir şey anlamadım. Gel o zaman asıl mantığını veriyorum. Eğer karşında şöyle bir formül görürsen. Bak burası alt sınırdadır. Alt sınır K eşittir R'den başlayacaksın. 3 sınırda burasıdır. Bu sayıya kadar teker teker buradaki k'lere değer vereceksin. Misal k eşittir r. Ne oldu? a r oldu. k eşittir r artı 1 verdin. a r artı 1. a r artı 2. A, r. Nereye kadar? a kadar. Ve her birinin arasına ne işlemi koyuyorsun? Toplama. Neden? Adı üstünde. Bu bir toplam sembolüdür. Anlaştık mı? alt sınır var, üst sınır var ve bu alt sınır üst sınıra göre yazabiliyoruz. Şimdi geldim. Ben dilediğim yerde bu alt sınır ve üst sınırı birbirinde ayırabiliyorum. Mesela nasıl ayırıyorum? K eşittir birden neye kadar? Ben diyorum ki benim canım x'te sıkıldı. X'te durdum, ayırdım. X'ten sonra devam ettim. Böyle bir özellik var. Ha gelir mi? Gelme ihtimali inanılmaz düşük. Ama özünde bak ne oluyor biliyor musun? K eşittir birden N'ye kadar? K demek aslında şunu diyor bana. 1 yaz, 2 yaz, 3 yaz K yerine nokta nokta nereye kadar yazacağım hocam N'ye kadar. Aa bir dakika ya. Hocam bu bildiğimiz N çarpı N artı 1 bölü 2 formülü. Olay bitti bu kadar zaten. Peki C sabit var. Etrafta K yok hocam. Bunun anlamı ne? K yerine 1 yazdın. Sadece C geldi. K yerine 2 yazdın. Sadece C geldi. K yerine 3 yazdın. Sadece C. Yazdın yazdın C'yi buraya kadar. Kaç tane C var burada? N tane. N tane C'yi nasıl yazarsın? N çarpı C ile gösterirsin. Hala daha kafanda bir şey tam olmadı sanki diyorsan sadece şuna bak tamam mı benim için burası önemli toplam formülümde gelirse oradan soru gelir genel terimi a ne a bu bir dizi k eşittir birden n'ye k kare eksi bir olan dizinin üçüncü terimi kaçtır şimdi benden üçüncü terimi istiyorsun ben mantıken diyorum ki hocam n yerine kesinlikle 3 yazacağız aynen öyle N yerine 3 yazarsan kimi elde ediyorsun? A3 geliyor hocam. Güzel. Şimdi burada N ye gördüğüm yere 3 yazdım. ama K eşittir birden. N yerine ne yazdım? 3 yazdım. K'ye dokunma henüz. Burada dur. Şimdi başlıyoruz. K'ye birden değerler vererek kaça kadar gideceğim? 3'e kadar. Bak K'ye 1 verirsen ne gelir? 1'in karesi eksi 1 gelir. Bu sembolün adı neydi? Toplam sembolü. İşte o sebepten araya toplama işlemi koydum. Şimdi K'ye 2 iki verdim. 2'nin karesi eksi 1 geldi. Hocam K'ye 3 mü vereceğiz 3 vereceğiz. Araya toplama mı toplama 3'ün karesi eksi 1. Olay mevzu bundan ibaret. 1'den 1 bir çıktı buradan 0 geldi. 2 kere 2 4 1 gitti 3. 9 1 gitti 8. 8 3 tane yaptı. 11 yaptı. Vurdum cevabı 11'e geçtim olayı. Anlaştık mı? Bak Oturdu şimdi taşlar. Güzel. Hadi yolumuza devam o zaman. Konu anlatımı yazıyor. Bir an düşündüm acaba orada soru alıcısın falan mı yazıyor? Tamam burada konu anlatımı yazıyor değil mi? Güzel. Şimdi k eşittir 1'den 5'e kadar 3 n artı 1 işlemin sonucu nedir? Ne demek istiyor? k'ye 1 ver 5'e kadar olan değerleri var. k'ye 1 verdim. 3 çarpı 1 artı 1. Araya toplama işlemi. k'ye 2 verdim. 3, artı, 3 çarpı 2 artı 1. k'ye 3 verdim. 3 çarpı 3 artı 1. K Hayır. K'ye değerler veriyorum. Bunlar K mi? Değil. İşte seni böyle kandırırlar. Ya gidiyorduk işte sezanlanıyorduk. Hocam etrafta K yok. Ya K veremiyorsan. K'ye 1 verdiğinde ne geldi? Etrafta K yok. 3 ne artı 1. K yok etrafta. 1 verdiğinde ne geldi? 2 verdiğinde özür dilerim. 3 n artı 1. Hocam yine aynısı geldi. 3 n artı 1. Kaç tane aslında burada? 5 tane 3N artı 1 var burada. Yani 5 çarpı 3N artı 1. Özellikle toplam sembolünde buna dikkat etmeni istiyorum. 15N artı 5 böyle bırakabiliriz. Geldim diğerine. Güzel. Buraya kadar galiba bir problem yaşamıyoruz. Biraz kaymışım onu düzeltiyorum efendim yola devam. N pozitif bir tam sayı olmak üzere. Bak bu sefer ilginç bir soru var. Hatta toplam formülüyle ilgili karşımıza gelecek zor sorulardan biri diyebilirim buna. 2K eksi 30 eşitliği veriliyor. Buna göre neye değeri nedir? Bak K burada var mı? Var. Aynı K burada var mı? Var. O zaman değer vererek başla. K yerine ne verdim? 1 verdim. Eksi 1 üssü 1 çarpı 2 çarpı 1. Bak işlemleri yapmıyorum. Şimdilik bırakıyorum. Arada toplama sembolü. Eksi 1 üzeri 2 çarpı 2 çarpı 2. Var mı sıkıntı? Yok. Devam. Eksi 1 üzeri 3 çarpı 2 çarpı 3 artı yeter artık dedim. Artı dedim. Eksi 1 üzeri ne çarpı 2 çarpı ne değil mi? K yerine ne verdik en son neye verdik? Cevap ne çıkacak? Cevap eksi 30 çıkacak hocam. Buraya kadar getirdim soruyu. Hatta buradaki eşitlere gerek kalmadı. Şu işlemleri şöyle biraz bu tarafa çektik. Harika. Ne yapacağız ne yapacağız ne yapacağız hocam. Şimdi şuradaki değeri bana bir bulur musun? Eksi eksi 2 geldi güzel. Şuradaki değeri bana bir bulur musun? 2 kere 2 4. Buradan eksi artı geldi artı 4. Aa bir dakika bak buradan artı 2 geldi. Peki aynı mantıkla buradan devam etseydim buradan da şöyle bir değer gelmeyecek miydi mantıken? Eksi 1 üstü 3 tamam. Buradan ne geldi? Eksi 6 geldi. Buradan ne geldi? Artı 8 geldi. Sonraki değerlerinde toplamı 2 geldi mi? 2 geldi mi? Hocam bu hep böyle iki gider. Ama cevap eksi 30 çıkmış. Çok enteresan bir bilgi geliyor. Demek ki buradaki değer üstüne olmak zorunda negatif değer çıkması için n'nin tek sayı olması gerekiyor. Nereden anladın hocam? Ya bak artı 2 iki geliyor. İkişer ikişer gruplandırıyorum terimleri hep artı 2 geliyor. Ta ki buradaki son terim. Ha, demek ki burada neye tek sayı olacak. Güzel. Eksi 2 neye geliyor? Arada bir sürü artılar var. Artılar var. Nokta noktalar var. En son bir de bu var. Cevap eşittir. Ne geliyor? Eksi 30 geliyor. Güzel. Buraya kadar geldik. Peki ben buraya kadar kaç tane terim yazdım? Dikkat et. 1, 2, ne tane terim yazdım? Bak çok ilginç bir şeye varacağız şimdi. Ne tane terim var? Değil mi? Evet hocam ne tane terim var buraya kadar. Ne dedim ne tane terim var. Peki bu neyinci son terimi çıkarınca kaç terim kaldı? N eksi bir tane terim kaldı. Güzel. Peki ben bunları kaçar kaçar gruplandırdım ikişer ikişer. O zaman bölü n eksi bir bölü iki tane. N eksi bir bölü iki tane. Benim elimde iki değeri yok mudur? Vardır. Buradaki ikilerin toplamı budur çok enteresan yerden geldik. Bir de eksi 30'um var burada. İkiler birbirini götürdü. N'den 2 N çıktı. Eksi N'ye kaldı. Eksi 1'i karşıya attım. Artı 1 olarak geçti. Eksi 29. N buradan ne geldi? Artı 29 geldi. Efsane soru efsane çözüm oldu. Müthiş bir çözüm yaptık. Umarım anladın. Gel. Aritmetik bir dizide. Hmm, belli bir oran. Tamam. A11'in değeri bana soruluyor. Ne eşittir birden? 21'e kadar değerler veriyorsun. Ver bakalım değerine. Ne yerine 1 verdim. Ne yerine 2 verdim. Ne yerine 3 verdim hocam. Nokta nokta nokta. n yerine 21 verdim hocam. Benim elimde böyle bir değer var. Bir dakika ya bu bir aritmetik dizi mi? Aritmetik dizi. Aritmetik dizi de baştan sondan terim alıp. Yani A1 ile A21'i aldığımızda. 2 tane A11 yapmaz mı? Yapar. Bak 2 tane A11. Peki kaç tane 2 tane A11 gelir buradan ikişer ikişer gruplandırdığımda? A11 tam ortada kalır. Kimse onunla grup olmaz. 20 eleman. 20 elemanı ikişer ikişer gruplandırırsan 10 tane yapar. Bir tane de buradan A11 gelir. 315 yapar. Bak hocam bu toplam sorusu ben çözemedim. Hiç alakası yok. Bana sakın onunla gelme tamam mı? Bak o toplamı yazdıktan sonra soru bitti. Gerisi aritmetik dizi sorusu. Benim elimde sadece bu bilgi olsaydı bu bile tek başına soruydu. Dedim ki ha buraya kadar tamam 21 terim var. İkişer ikişer gruplandıracağım. A11'i çıkaracağım. 20 terim ikişer ikişer gruplandırırsam 10 tane 2 çarpı A11 geliyor toplamlardan. Bir de A11'in kendisi var. Güzel. 20. Bir de burada 21 tane A11 geldi. Neye eşit? 315 e eşit. Şimdi gittim. 315'i kenarda 21'e böldüm. Bir defa var desem. Çıkartsam 1, 5, 105. 5 de çarpsam. 105 çıkarsam 0. Demek ki A11'in cevabı ne gelir? 15 gelir. Doğru cevap nedir? A 11'in cevabı eşittir 15. Çok güzel geldik buraya kadar. Nakış gibi dişemeye devam ediyorum. Bak işin içerisine bu toplamla her şeyi sorabilirsin. Fonksiyonu sordum mu sorarım abi. Bak bakalım soruya. A ne edisi belli, B ne si belli, Fx fonksiyonu belli, Gx fonksiyonu belli. Ben, ben senden Fog 3'ü istiyorum. Şimdi Fog 3'e bir gelelim hele. Bir dakika Fog 3 ne demektir hocam? Her zaman sağdan sağdan gel dedim. Dedim ki F sen dışarıda bekle. Benim kime ihtiyacım var? G3'ün cevabına ihtiyacım var. Hemen gidiyorum kenarda kıyıda köşede G3'ü bulacağım. Ya G3 de beni buraya getiriyor. X gördüğüm yere kaç yazdım? 3 yazdım. B, K demek ki B1 artı B2 artı B kaça ihtiyacım var? 3'e ihtiyacım var. Ha ilk üç terimin toplamı hocam. Hadi gel. N yerine 3 ya, yaz. pardon 1 yaz. 1 kere 1 1. 1 daha 2 artı. N yerine 2 iki yaz. 2'nin karesi 4. 1 daha 5. N yerine 3 yaz. 9. 1 daha ne yaptı? 10. Toplam ne geldi buradan? 17. 17 neresi hocam? 17 burası. Bir kenara geçtim. Soru neye dönüştü? F17'ye dönüştü. F17'yi bulacağım soruyu bitireceğim. Şimdi geldim F'de ne gördüğüm yere 17 yazdım. Pardon K. 2 eşittir 1'den. X gördüğüm yere 17 yazdım. A, K'nin değerini arıyorum. Düşünüyorum ki bu A1'den aslında A 17'ye kadar olan terimlerin toplamı demek. Toplam formülü de bana ne diyor? N bölü 2 çarpı A1 artı A17. E gidelim A1'i bulalım kenarda. A1 eşittir. 3 kere 1 3. biri gitti. 2. A17 eşittir. 3 de çarpacağız. 17 çarpı 3. 4. 54. 1 gitti. 53. Bak bu 2 bu 53 toplamı ne yaptı? 55. Doğru mu? Bir yerde işlem hatası falan mı yaptık bize? Sanki 2 3 6 1 gitti. 5! Hocam ne yapıyorsun ya? Yo bir dakika 2 kalıyor burada. Değil mi? A1'i aldım. 3 kere 1. 3. 1 gitti. 2. Tamam doğru. Ben niye kendi kendime yanlış yaptım dedim ki. Değil tamam. Yola devam. 17. 3 kere 7. Ah işte burada yanlış yaptık. 3 kere 7. 21. 21. 51. 1 gitti ne kaldı? 50 kaldı hocam. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Bak burası 50. Toplam ne geldi? 52. 17 çarpı. 52 bölü 2 sadeleştirdim. Buradan ne geldi? 20, 20, 20, 26 geldi. 26 ile 17'yi çarpacağız. 26 çarpı 17. 6 kere 7 42. Elde var 4. 2 kere 7 14. 4 daha 18. 6 2. Şurası 2. Şurası 4. Şurası 30. 442. Doğru cevap 442'dir dedim vurdum cevabı. Ay maşallah. Bugünün dersindeki soruların hepsi dikkat ettiysen biraz böyle sert sert gidiyor. İşlemsel yoğunluklu gidiyor ama beraber bu işin de üstesinden geleceğimize eminim güzel arkadaşım. Şimdi Bak ben bu giderim toplam formülünü ikinci dereceden denklemlerde kökler toplamıyla da bağlarım. Hatta çarpım da var onun içinde. İkinci dereceden denklem. Kökleri x1 ve x2. Benden bunu istiyor. E bir dakika hocam. Direkt biz şu ifadenin değerini yazabiliriz. K gördüğüm yere bir yazarım. X1'in kübü artı toplam formülünden. 2'ye kadar yazacağım. X de K gördüğüm yere 2 yazarım. Bu e peki bu ifadenin değeri belli. Açılımını biliyorsun. Yani bu ifadede x1 artı x2'nin kübü eksi 3 çarpı x1 çarpı x2 çarpı x1 artı x2 olmaz mı? E olur hocam. Bu da tamamdır. Peki benim kime ihtiyacım var? Kökler toplamına. Kime ihtiyacım var? Kökler çarpımına. Bir daha kökler toplamına ihtiyacım var. O zaman giderim kenara. Kökler toplamını bulurum. X1 artı X'i. Ne diyordu? Eksi B bölü A. Eksi eksi B bölü A'dan. Cevap ne geldi? 5. Bitti. Peki kökler çarpımına gelelim. X1 çarpı X2 nedir? C bölü A'dan. Ne geldi? Eksi 7. Bak kökler çarpımı, kökler toplamı alayı belli. Geldim buraya. 5'in kübü eksi 3 çarpı eksi 7 çarpı bir daha 5 yazdım. 5'in kübünden 125 geldi. Şu eksiler birbirini götürdü. 5 kere 7 35 artı şuradan da 105 geldi. Topladığımda 5 5 10 elimde var 1 şurası 3 230'dur dedim. Vurdum cevabı. Bir soruyu daha bitirdim efendim. Anlaştık mı? Gel bakayım. Bak bir daha aritmetik dizi sorusuyla. Bak bakalım soru nasıl çözülecek. A bir aritmetik dizidir. Tamam. Oh, bir dakika. Şu zaten bir takılıp duruyor nedense. A7 12 A10 21'e eşit. Bıdı bıdı toplamının değeri nedir? Tamam gel bakalım hemen toplama bakalım hocam ne istiyor bu bizden? N ye yerine 1 yazdım A1 araya toplama A2 araya toplama A3 araya toplama ta ki nereye kadar? A9'a kadar. Olay bitti soru bundan ibaret. Aritmetik dizi mi aritmetik dizi? Aritmetik dizi kuralında bana ne diyor? Diyor ki S Yani S9'a kadar olan elemanların toplamı 9 bölü 2 çarpı A1 artı A9 bitti. Ben bunlara ulaşacağım soruyu bulacağım. Peki bunlara nasıl ulaşacağım? Hocam A10 belli. A7 belli. Aralarında da 3 tane D vardır. Yani burası 21, burası 12, burası 3D ise 9 kalır 3'e bölersen D'nin cevabı 3 gelir. Güzel. 21'den, 21'den 3'ü çıkarırsam da aslında direkt kimi bulurum? A9'u bulurum. Burası 18. Şimdi aynı mantıkla düşünüyorum. A7 var elimde. A1 de 6 tane D ile toplandığında elde ediliyor. Burası 12. A1 kaç hocam? Yok piyasada. D belli mi belli? 18. At karşıya. A1'in cevabı nedir? Eksi 6'dır hocam. Yaz buraya da eksi 6'yı. Süper. Buradan ne geldi? 9 bölü 2 geldi. Çarpı buradan ne geldi? 12 geldi. 12'yi de yazdım buraya. Cırsana cırsana burada kaldı. 6 kere 9 ne yaptı? 54 yaptı. Vurdum cevabı 54'e. Hay maşallah dedim. Bir soru daha bitti ya. Canavar gibi ilerliyoruz ya. Hay maşallah hay maşallah. Kalemi de attım gitti kenara. Arkadaşlar tabletim bozuluyor galiba. O kadar çok işlem yazı var ki. Bak siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şurası aşında artık soyuluyor. Soyuldukça da üstündeki plastik soyuluyor. Artık ne kadar çok yazı yazdıysan abi plastik soyulur mu üstündeki ya? Kalın plastik tabaka var. Soyuluyor ya. Allah Allah. Devam ama halledeceğiz biz. X gerçel sayılar için tanımlı bir F fonksiyonu. Logaritma 2 tabanında X biçim. İşin içerisine logaritma girdi hocam. E girer ben sana dedim. Her konuyu bağlayabilirsin bununla. İfadesinin değerini arıyorum. Şimdi bu fonksiyon ne demektir? Önce onu bir yazdır bana. Bu fonksiyonun anlamı k yerine 1 yazarsan f 2'dir. Var mı sıkıntı? Yok hocam. Artı k yerine kaç yazacağım şimdi? k yerine 2 yazdım. Yazdım. Bak buradan 3 geldi buradan 2 geldi. Yani f 3 bölü 2. Kabul müyüz? Kabul yazacağım. Artı k yerine 3 yazdım. k yerine 3 yazdım f 4 bölü ne geliyor 4 bölü 3 geliyor artı bıdı 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 acaba nerede duracağız diye baktım. En son ne istiyorsun sen? 2047 yazıyorsun. 2047 yazınca yukarısı 2048 bölü 2047 geldi. Ekran kartı gibi numara oldu. Bilenler ne demek istediğimi anladı. Şimdi f2'yi bulalım. f2 ne demek? Logaritma 2 tabanında 2 demek. Artı ya bir dakika logaritmada bu ifadeyi yazarken aslında ben şöyle mi yazacağım? Logaritma 2 tabanında 3 bölü 2'dir. Logaritmada da bölme şöyle yazılır. Logaritma 2 tabanında 3 eksi logaritma 2 tabanında 2. Fark olarak yazılabiliyordu hatırla. Bak aynı mantık logaritma 2 tabanında 4 eksi logaritma 2 tabanında 3 artı bıdı bıdı bıdı, bıdı. gitti bayağı bir geldi buraya. Dedim ki logaritma 2 tabanında 2048 eksi logaritma 2 tab tabanında 2047. Hii. Ne gördük hocam? Ne gördük? Cırt sana, cırt sana, cırt sana, cırt sana, cırt sana, cırt sana. Burada da gerçekten etrafta bir şey kalmadı. Şöyle bir bakıyorum. Bu arada k'yi birden başlatacağız. k'ye 1 verdim. Zaten 2. Tamam doğru yapmışız. Tamam orada sıkıntı yok. Hocam bu da gitti mi gitti? Cire kim kaldı sadece? Bu arkadaş kaldı. Vay 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 vay. Sadeleşme yönünü keşfettik olayı bitirdik. 2048. 2048 nasıl bir değerdir? 2 üzeri 6 64'tür. 2 üzeri 7 128'dir. 2 üzeri 8 256'dır. Eskiden remler böyle gidiyordu. Ardından 512 gelir. 2 üzeri 10'da 1024 gelir. 2 üzeri 11'de de 2048 gelir güzel arkadaşım. Yani ben bu ifade yerine logaritma 2 tabanında 2 üzeri 11 yazarım. 11'de öne düşerim. Cevap derim. 11 derim. Olay biter. Uf, uf, deli. Deli sorular çözdük. Son sayfaya geldik. Bayağı da yoğun anlattık buraya kadar ama anlatmaya devam. Belli bir kurala göre düzenli bir şekilde tekrar eden veya genişleyen yani şekil ya da sayı dizileri de bir örüntü belirtilir. Sayı örüntüsü belirtir. Mesela bu bir üçgensel sayı öğren, örüntüsüdür. Bak bir Sonra üçgen çizmişim aslında yine. Bak dikkat et burada bir üçgen var. Üç tane. Yine üçgeni bozmadan toplarla üçgen çizmeye devam ediyorum. Bu sefer kaç tane top var? Altı tane. Bu sefer yine üçgensel sayı dizisinde yine bölmeden ne yapıyorum üçgeni diziyorum ama ne oldu? On oldu. Bir, üç, altı, on. Dikkat et artı 2 artı artı 3 artı artı 4 arttı. Her seferinde bir böyle sayı dizisindeki elemanın sayıları artarak devam ediyor. Örgütmedik dizi değil belli bir sabite göre artmıyor dikkat edersen. İşte bu tarz bir dizi çizersen eğer yazarsan eğer üçgensel sayı dizisi denir. Neye çarpı ne artı 1 bölü 2'dir formülü. Formülü vermezler. Mesela bak bu kare. 1 4 9 16 gerçekten bir kare var alanı bir gibi düşün. Bak 4 tane kareden oluşuyor. Sonraki bir daha devam ettiriyorum 9 tane kareden oluşuyor aslında bak 1'in karesi 2'nin karesi 3'ün karesi 4'ün karesi diye gidiyor soru demek ki genel terimi nedir bu tarz bir dizinin ne karedir bakın bunları niye verdim ben sana direkt böyle soru gelir diye değil ama üçgensel kare sayı dizileriyle ilgili örüntülerle ilgili soru çıkabiliyor formülünü veriyorlar mı genel terimini vermiyorlar uzun uzun uğraşma diye hazır bulunmuş var diye burada veriyorum anlaştık mı anlaştık. ...bunu da veriyorlar bazen. Onu da hazırını yazdık yazdık. Yukarıda verilen şekil örüntüsünde... ...her adım eş dairelerle elde edilmiştir. Buna göre örüntünün 9. adımındaki daire sayısı nedir? Şimdi ben sana soruyorum. Az önce anlattığım Üçgensel sayı modeline, örüntüsüne uyuyor mu? Bak 1, 3. Ha, burada da kaç tane var? 6 tane. Uyuyor. Bunun genel teriminin formülü neydi? Uzun uzun bulacağım diye uğraşmıyorsun. n çarpı n artı 1 bölü 2. Peki biz kimi istiyoruz? A9'u istiyoruz. Yani 9 çarpı 10 böyle iyi ki, sadeleştirdim. ne geldi 45 geldi bak bu kadar hiç uğraşmıyorsun soruda zor mu bulana kadar zor ama bulduktan sonra çok kolay mesela bak burada kendimiz bulacağız yukarıda verilen şekilde 441 tane kare olduğuna göre bu şeklin en alt satırında kaç tane kare vardır ya bak bu soruyu al TYT matematiğe koy dersin ki hocam bu bir TYT matematik sorusu kandırıyorsun hayır abici bak vallahi bak bu TYT matematik sorusu ya tek başına şu haliyle e peki şimdi alsana ayeti dizi sorusu olsun Kaç tane var? Bir tane var. Kaç tane var? Üç tane var. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Yedi tane var. Şimdi benim buna bir tane genel terim formülü yazmam gerekiyor. Birden üçe, üçten beşe, beşten yediye. Hocam hep tek sayılar var. Hep tek sayı elde etmek için biz normalde tek sayıları neyle gösteriyorduk hatırla? 2 n eksi 1 ile. Gerçekten n yerine 1 yazdığında ne geliyor? 1 geliyor. n yerine 2 yazdığında 2 kere 4 1 gitti ne kaldı? 3 geliyor. n yerine 3 yazdığında 2 kere 3 6 1 gitti ne kaldı? 5. Oh şam çözdük olayı ya. Gerçekten demek ki bunun genel terimi neymiş? a n ne, eşittir 2 n eksi 1'miş. Ama dur bakalım o kadar da değil. ...441 tane kare var. Yani biz buraya bir kare daha çizmişiz. Burada da bir sayı çıkmış. Kaç çıktığı hakkında bir fikrimiz yok. Ama şu sayıların hepsini toplamışız. 441. O ne demek biliyor musun? Biz s terime geldik hocam. a1, a2. n'inci terim bizde... ...bütün terimler toplamı 441. Tamam bu bir aritmetik dizi. Belli bir zaten artışa göre gidiyor. Ben de diyorum ki Sn n formülünü yazalım. n bölü 2. n'yi bilmiyorum. A1 artı A n Eşittir. 441. A1 belli. N hala bellidir. A1 belli dediğim 1'dir zaten. A Genel terimdir. E genel terim yerine de 2N-1 yazabilirim. 441. Şunlar birbirini götürdü. Her tarafı 2'ye böldüm. Buradan geldi. Ne kare? 441. E 441 21'in karesidir. N kesinlikle 21'dir. Ama soru benden bunu da istemiyor. Soru benden 21. satırda kaç tane kare var demeye getiriyor. 2 çarpı 21 eksi 1. 42'den biri gitti. Maşallah diyorum. Hem de 41 kere maşallah diyorum. Çat diye vuruyorum cevabı. Günün geliyorum 11. sorusuna. Bak bunların hepsi tek başına alsan koysan birer TYT sorusu. Ama alıyorsun dizilerde dizi sorusu da oluyor. Bu bir tık daha sert olabilir. Yukarıdaki çizgilerle yapılan bir desen çalışmasının ilk üç adımı verilmiştir. Altıncı adımda kaç çizgi kullanılmıştır bana bulabilir misin dedim. Peki nasıl bulacağız hocam bir bakalım. Kaç tane çubuk var? Üç tane var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane var. Ama nasıl çoğalmışlar? Bak nasıl çoğalmışlar. O en baştaki üç çubuk duruyor. Onların uçlarına birer tane daha eklemişiz. Şimdi A1'de kaç çubukla başladık? 3 çubukla. A2'de yine bizim o 3 çubuğumuz duruyor mu? Duruyor. Sonra o 3 çubuğun her birinin ucuna kaçer tane daha eklemişim? İkişer tane daha. Hmm. Gel bakalım. Şimdi bu duruyor. İlk üçlü duruyor. Değil mi? O ilk üç orası değil miydi ya? Şurasıydı galiba onun yeri. Bak ilk üç duruyor hocam. Tamam. A3'ü yazmaya çalışacağım. İlk 3 duruyor. Tamam. Artı. Sonraki üçlü de duruyor. Hani bak pardon. ikili de duruyor. Onları ikiye ayırmıştık hatırla. Şuradan bahsediyorum. 2 çarpı 3 artı. Sonrakinde her bir 2 çarpı 3 tane yani 6 tane çubuğun her birinin önüne yine ikişer tane daha koymuşum. Hocam bir dakika mantığı anladık ama değil mi? Bak A4'ü yazmak istesem 3 artı. 2 çarpı 3 artı 2 çarpı 2 çarpı 3 artı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 tane çubuk vardır. Hocam A5'i yazar mısın dediğinde 3 artı 2 çarpı 3 artı 2 çarpı 2 çarpı 3 artı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 artı kaç tane 2 var burada 3 tane biz kaç tane ekleyeceğiz 4 tane 2'yi ekledik oraya 3 yazdık devam ettim. A6'ya geldim ve sonuncusuna geldim. 3 artı. 2 kere 3'ten 6. Şuradan 4 kere 3'ten 12 artı. Burada 2 kere 4. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 3 kere 8'den 24 artı. 16'yı 3 ile çarptık. 48 geldim sonuncusuna. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Burası nedir? 32'dir. 2 kere 3 6 96. Güzel. Bunu da yazdık. 24 tane burada. 6 tane burada ne yaptı? 30 tane yaptı. Baktım şöyle bir. Şöyle bir bakıyorum. Hala toplanacaklar. 48. 12 tane yaptı. 60 tane yaptı değil mi? 10 elimde var. 1, 5, 60. Tamam. 96. 3 tane yaptı. 99 tane yaptı. Demek ki son o 6. adımda kaç tane olacakmış bulalım. 9 dokuz buradan. 9 dokuz, 15 bir tane 3 tane de buradan 189 tane çizgi kullanılmıştır dedim. Bu soruyu da bitirdim ama ömürden ömür tüketen. Yani gerçekten törpü gibi bir soruydu. Törpüledi bize ama biz de onu törpüledik, harcadık. Zor mu zordu biraz. Ama gerçekten dizilerle ilgili hani olabilecek en ücra yerlerdeyiz istiyor. Fibonacci dizisi. Duymuşsundur elbet. Hayatın anlamıdır derler Fibonacci dizisi için. İlk iki terimi bir ve bundan sonraki terimleri ilk iki terimin toplamından oluşan diziye Fibonacci dizisi geliyor. Deniyor. Mesela bak F1-1, F2-1 bu hiç değişmiyor. Fn genel terimi kendinden önceki iki terimin toplamı. Bak 1-1 bir, bir topladım ne yaptı? 2 yaptı. Şimdi 1 ile 2'yi topladım ne yaptı? 3 yaptı. Şimdi 2 ile 3'ü topladım ne yaptı? 5 yaptı. Şimdi 3 ile 5'i topladım ne yaptı? 8 Tamam Fibonacci dizisi böyle bir şey. Böyle gidiyor. Gelsin bakalım. Soruları nasıl gelebilir? Map kitabında olduğu için var bizde de. Tamam Map'te ne varsa bizde de o var. Benzerleri de var burada. Yani konu anlatımı olarak asla ne fazlası ne eksi. F1'in cevabı 1. F2'nin cevabı 1. Her neye elemandır, Neye artı için? Pozitif tam sayı. Bana Fibonacci dizisini anlatıyor. Anlat istediğin kadar biz biliyoruz. Fibonacci sayı dizisinin ilk 10 terimin toplamı nedir? Hocam birinci terim 1'dir. İkinci terim 1'dir. 1 ile 1'i topladım 2'dir. 2 ile 1'i topladım 3'tür. 3 ile 2'yi topladım 5'tir. 5 ile 3'ü topladım 8'dir. 8 ile 5'i topladım 13'tür. 13 ile 8'i topladım 21'dir. 21 ile 13'ü topladım 34'tür. 34 ile 21'i topladım 55'tir. 10 tane oldu galiba. 1, 2, 3, 4, 5... 7 8 9 10 tane oldu. Doğruca bunların toplamıdır. Onu da sana bırakıyorum. Hatta yaz bakayım hani bu dakikaya, bu saate kadar izleyen sen güzel arkadaşım gerçekten hakkını vere vere geldin ya. Herkes anlamayacak. İlk yazan kim olacak çok merak ediyorum. Soru no 12. Bu sorunun direkt sadece bunu yazdı. Bıraktı oraya. Kalbi şeyi aldı benden, yorumu aldı benden. Hadi bakalım bu senden gelsin. Sarın 13 günün son sorusundayım. Daha doğrusu konu anlatımının son sorusundayım ama konu anlatımı yoktu gördüğün gibi. 13 tane canavar gibi soru çözdük seninle. Bıdı bıdı sayıları bir Fibonacci sayı dizisi. Bak gelirse sınav sorusu böyle olabilir. Ardışık 4 terimdir x kaçtır? Ardışık 4 terimse bunda bunun toplamı buna eşit. Bunda bunun toplamı buna eşit. Hemen yazıyorum. x artı 233'ün toplamı hocam y'dir. Yani 233 eşittir y eksi x'tir. Bak elimde birinci denklem bu. Geldi ikinci denkleme? y artı x eşittir 987'dir hocam değil mi? Bu iki terimin toplamı buna eşit. Şimdi dedim ki hocam y eksi x vardı elimizde. 233'tü alt alta toplarım. Bunlar birbirini götürür burada iki tane y ye kalır. 7 3 10 elde var bir. 11 bir de 12'nin ikisi elde var bir. 9 11 bir daha 12. y eşittir her tarafı ikiye bölerim. 610 gelir. Y... Ha ikisi istiyormuş ya. Ben de bulduk cevabı bitirdik diyecektim ama olmadı. 610'dan da 233 yok 987'den çıkaralım. Daha kolay olacak. Buradan kaldı 7. Buradan kaldı 7. Buradan kaldı 3. X eşittir. 377'dir dedim son sorumuzda. Vurdum cevabı 377'ye. Canavar gibi diziler. Dizilerin son dersini de bitirdik. Noktayı koyduk böylelikle. Ve sadece soru avcısı bölümümüz kaldı. Soru avcısına geçeceğiz. Bitireceğiz onu da günün ikinci videosunda. Sakın kaçırma diyelim onu da yapacağız. 29. gün böylelikle bu da bitecek. Efendim bana ayrılan sürenin sonuna geldik ama sen. Kitabımızda o 29. gündeki efsane soruları çözüyorsun. Ve çok tehlikeli bir yere geliyorsun. Bak Kampta buraya kadar şıkır 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 gelen bir tayfa var. Ey güzel tayfa. Bak şimdi. Diziler 29'u bitireceksin gönül rahatlığıyla. 30. güne geldiğimizde deneme sınavımız var. Yani kamp değerlendirme günümüz var. Bu kamp değerlendirme gününde seninle birlikte o denemeyi çözeceğiz, yorumlarını yapacağız. Ne zaman? 29. gün bittiğinde. Bir sonraki videoda görüşelim. Kendine iyi bak. Hoşçakal. kal. Hoşça kal.